Evet arkadaşlar. Championship Manager 2003-2004 oyunuyla birlikteyiz. Ben şu an son kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü oyunu başlattım. Hazırlık maçları kısmına geçtim. Çünkü onlar biraz sıkıcı olabiliyor. O yüzden direkt liglerin başladığı kısma geldim. Bir kadromuz hazır burada. Kadroya şöyle bir göz atacak olursak. John Welch'i gösterebilirim size. Liverpool altyapısından aldım. 2003'te bu oyunu oynarken Liverpool'u kullanıyordum ben. John Welch'i PAF takımdan A takıma çıkarmıştım. Ve çok iyi bir gelişme göstermişti. Şimdi onu kadromuza dahil ettik. Lige başlayacağız. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Hazırlık maçları oynarken Ariel Ortega kırmızı kart gördü ama lig maçında da cezasını çekiyor. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Onun yerine kimi alabiliriz? Şöyle bir bakarsak. Yusuf Şimşek vardı ama bu zaten oyunda Ali Güneş'i alabiliriz şimdilik. Şöyle bir taktiklerimize bakalım. Taktiklerde neler göreceğiz? Yusuf Şimşek solda, Ariel ortada, Ali Güneş de Yusuf Şimşek'in yerini değiştirebiliriz. Rebrov sağ kanatta, Fabio Lisiano, Stephen Thomas. Geri dörtlüde Volkan Demirel kaptanımız. Tuncay Şanlı yedek bırakıyorum çünkü Serhat Akın daha iyi oynuyor. Tuncay biraz düşük kalıyor. Kaydetme seçti. Neden kaydetme seçti? Görüntü değil, pozisyon, talimatlar. Şimdi burada taktik değiştirmeye çalışıyorum ama tam olarak nereden de onu bulamıyorum. Talimat belirle. Yok, bu değil. 4-2-3 tarzı bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama o tarz. Son maç taktikleri tekrar gelirsek 4-3-2-1 ya da 4-3-3 3-5-2 nereden yapıyorduk bu taktiği onu hatırlamıyorum. Volkan Demirel yok. Geri alalım. Ali Güneş, Ümit Özat'ı çıkış yaptırsak mı acaba? Ya da John Welch'e yaptırabiliriz. John Welch çıksın. Rebrov kalsın. Rebrov'un çıkışını içeri doğru yapalım. Ali Güneş'i de içeri doğru yapalım. Ümit Özat da bastırsın buradan. Ümit Özat'ın bindirmeleri meşhurdur. Evet. Buradan da Yusuf Şimşek'i ileri doğru yapabiliriz. Ağrı'yla birazcık defansa yardıma gelebilir. Onayla diyelim. Şimdi oyuna devam ettiğimiz zaman bakalım ilk maçımız Çaykur Rizespor'laydı sanırım. Yönetimden güven güncellemesi gelmiş. Sağ olsunlar. Bursaspor'un transferi Telekom Semih Şentürk. Bunu zaten kiralamış mıydık sanki hemen bakacağız. Göztepe'yi kiralamamış mıydım ben bunu ya? Semih. Teklifini kabul ederim ben. Zaten Göztepe'ye vermiştim Allah Allah. Neyse devam ediyoruz. Semih'i çok kiralamak istiyorlar ama Göztepe'ye verdik artık. Göztepe'de oynasın. Maça gitmemiz lazım artık. İlk maçımız başlayacak. Bu arada Göztepe kiralık anlaşmasına varmışlar. Kabul edelim bunu. Semih orada biraz takılsın. Pişsin. European Champions Cup. Bunda bir alakamız yok. İlk lig maçını bekliyoruz ama. Semih'i gönderdik. Orada oynamaya devam etsin. Mallorca Fatih Akgel için teklif veriyor. Bunu kabul etmeyelim. Bulunsun. Samsunspor İsmail'i aldı. Valencia Tuncay Şanlı'ya 9,5 milyon.
İlk seçeneğe sahip olmak adına. Bakalım neymiş bu teklif. Ücret 3 milyon. Gelecekteki para. Gelecekteki para derken neyi kastetti? O zaman şöyle yapalım. Gelecekteki parayı 0 yapalım. Şimdiki parayı 15 milyon euro yapalım. Yeni teklif yapalım. Verirlerse devam ederiz. Şimdi Çaykur Rizespor'la ilk maçımıza gideceğiz. Kadromuza taktiklerden bir bakalım. Her şey istediğimiz gibi. Kaptanımız Volkan Demirel. Ve ilk maça başlıyoruz. Maç kalitesinde 5 oyuncudan fazla yabancı oyuncu var. 5 yabancıdan fazla bulunamıyor. 5 yabancıdan fazla bulunamıyor. Sen kimi çıkaracağız? Petkov'u almayalım. Thomas oynasın. Hakan Bayraktar alalım ama. Ortega var daha sonrası için. Neyse şimdilik kalsın. Maça bir gidelim bakayım. Maç kadrosunda 5 oyuncudan fazla yabancı oyun. Şu an 6 derken kim yer var ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Bir oyuncu daha çıkarmamız lazım. Kimi çıkaracağız ki? Thomas'ı çıkarırsak Thomas'ın yerine kimi oynatacağız? Servet Çetin'i oynatalım. Tamam bu şekilde kalsın şimdi. Tekrar maça gidelim. 7 mümkün sadece 6. Evet. John Welsh 1 numara olsun mu? Yok bir olsun neyse tamam. Evet şimdi maça başlamadan önce seçenekler kısmından tekrar hayır hızlı çok hızlı evet en önemli anları görüntüleyelim. Arada çünkü maçı izleyebilir. Evet maçımız başladı. Öyle sakatlandı. Luciano kırmızı kart gördü. Üf. Arele de sakat. O zaman ne yapacağız? İsmail Güldüren'i Arele'nin yerine alırsak İsmail Güldüren'i buraya çekeriz. Ümit Özat'ı da buraya alalım. Yusuf Şimşek'i de buraya alalım. Orta saha biraz boş kalacak ama şöyle yapalım. Serhat burada kalsın. Van Aydınkiler'de tek başına kalsın. Bu çok kötü oldu şimdi ya. Devam edelim bakalım. Oo, adamlar tehlikeli geliyor. Serhat bravo. Yusuf. Koydum. Serhat Turan'a. Vurdu. Evet daha iyi oynayan taraf biziz sanırım ama. Böyle bir kafa vurup gitmiyor. Kaçtı, kaçtı. Tek kale oynuyoruz şu an 10 kişide. Vur abi ya. Hadi İsmail, Ümit, haydi Ümit. Offside. Yok. Yapma hatayı çocuk yapma. Alın aferin aferin. Çok kalemiyoruz. Yetiş ona be yetiş be yetiş. Ya. Şimdi bir taktikliğe bakalım. Taktik 37 ama. Servet ortaya aldık. Çok iyi bir performans göstermiyor. John Welsh'in kötü. Maça dönelim. İkinci yarı başlayalım. Tekrar bakalım. İkinci yarıda daha iyi bir performans. Fenerbahçe maça başlıyor. İyi oynayan taraf biziz ama maç verilerini yapacak olursak 6 tane daha henüz kale şutları yok. Çok güzel. 4 tane kaleye tutan şutumuz var ama konumuz yok. Taktik yapalım. Şimdi John Welsh'e yok. Bu şekilde değil de.
John Welch kapanma, top kapma normal. Orta yap diyelim biraz buna. Derin. Tamam. Ümit Özat'a da orta yap diyelim. O da derin yapsın. Bu arada Yusuf Şimşek uzun şut çekebilir. Serhat Akın uzun şut çekebilir. Onaylayalım. Gol atmamız lazım. Damar bastı. Yapma be, yapma be. Yapma be. Kötü oldu bu. Bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Bir kötü oldu. Tekrar orta sahayı biraz boşaltacağız ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde yapalım. Piyango da iyi oynuyor aslında. Ali Güneş. Şöyle bir değişiklik yapabiliriz. Tuncay Şanlı'yı alabiliriz. Rebrov'un yerine biraz gücü düşmüş. Devam edelim. Hadi Hoydon, haydi Hoydon. Atarsın bunu. Attı be, attı be, gole bak. Hoydon gene Filip ustalığını konuşturdu. Güzel, maalesef güzel bir gol daha bulabiliriz. Hadi bakalım. Sen de konu var, sen de gol. Hadi bir gol daha be. Ah. Olsun 10 kişiyle. Yine kaç dakika oynadık? 66 dakika. 10 kişi oynadık. İyi bir sonuç gene. Şimdi bir yabancı fazlamız var. Bizim yeni haberlerimiz varmış. Fabio Luciano bir maç ceza aldı. İtiraz. Fabio Luciano ile kırmızı gördü. Çünkü neyine itiraz edeceksin? Tahkime mi başvuralım? Ne yapalım yani? Fabio Luciano. Sivilya. Yok, o kalsın. Zaten sakat oluyor, bilmem ne oluyor. 10. şeyini düşüremeyiz. Diğer maçların sonuçları da gelecek ama daha ligin birinci haftası. O yüzden çok sıkıntı yok. Hala Ağustos ayındayız aslında. Ya bunu engelleyemiyor muyuz biz ya? Ya bütün teklifleri reddet diye bir şey yok mu acaba? Tüm teklifleri reddet. Tamam, güzel. Harika. Gaziantep Spor İzzet'i kim aldı? Kim İzzet? İzzet arkadaş, ne Fatih Akkel'de ne varmış bu kadar ya? Tüm teklifleri reddet. Herkes Fatih Akkel'i istiyor. Evet. Bizde yabancı oyuncu fazlalığı var şimdi. Tabi yabancı kısıtlaması olduğu için dolayısıyla hepsini aynı anda oynatamıyoruz. Dönüşümlü oynatırız artık ama Ariel Ortega zaten devre arasına gidecek. O yüzden sıkıntı yok. Aa, iki maç ceza verler ya. Allah Allah. Hani bir maçta anlamadım ki. Ali Güneş tekliflerini de reddedelim. Hakan Bayraktar 4,5 milyon euro. Yok yok, onu da satmıyoruz. Sebep belirtmemize gerek yok. Şimdi Galatasaray ligin ikinci haftası. Fabio Luciano cezalı. Kimi alabiliriz? Servet Çetin var orada zaten. Şu kadroya bir bakalım. Servet Çetin'in yanına kim alabiliriz ki oraya? Ümit Özat'ı alırsak sol beke
İsmail Güldüren'i alırız. Bir dakika. İsmail Güldüren. Aslında Petkov da var ama. Aa, dur bir dakika, bir dakika. Fabio Lissione cezalı nasıl olsa. Thomas'ı alalım oraya. Şöyle yapalım. Ümit Odat da Thomas'ın yerini değiştireceğiz. Ortega cezası bitti. Alabiliriz onu ama şöyle yapalım. Yusuf Şimşek'i çıkarırsak Ariel Ortega'yı oraya alırız. Yusuf Şimşek'i yedekte de katalım. Evet. Volkan Demirel. Bir dakika. Alper'i yedekleri alalım. İsmail Güldür'ün yedekleri alalım. Şimdi bir maça git diyelim. Aferin, al bir tane fazla yabancımız var. Kimi çıkaracağız? Arilla da iyi kardeşim ya. Dayanıklılığa baksana, bitiricilik. Yusuf Şimşek yedeklerde, bir Yusuf Şimşek'e bakalım. Onun da yasını Yusuf Şimşek. Şöyle yapalım. Arilla'yı çıkaralım, Yusuf Şimşek'i alalım. Eren Albayrak yedeklerde olsun. Bakıyoruz taktiklere. Böyle kalsın şimdilik. Ali Güneş. Ali Güneş orada oynatmayacak. Kim vardı kendi yerine? Tunca yedek. O yedekler de kalsın. Evet, bu şekilde bir başlayalım. Ama bu arada Ümit Özat'a pardon, John Belch'le başlayalım. Orta yap diyelim. Karışık mı, derin mi? Derin. Derin olsun. Tamam. Ümit Özat, orta yap. Ümit. Yusuf Şimşek uzun şut atsın. Bol bol. Ali Güneş orta yapsın. Topla ve tamam. Serhat Akın uzun şut atabilir. Sergi Rebrov ileri çıkışlar. Tamam. Onaylıyoruz ve maça gidiyoruz. Galatasaray maçı. Tamam, evet diyoruz buna. Evet, kartların numaraları yolla. Ve maça başlıyoruz. Galatasaray başlıyor kendi sahamız. Hadi bakalım Kadıköy'ün. Boğası Serhat Akın. Hayda, Serhat mı sakatlandı, ne oldu? Yok yok, devam edelim. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Hayda, ilk yarı bitti, hiçbir şey yok ya, hareket yok. Ah, Ümit Özat sakatlandı. İsmail Güldür'ü niye almadık biz ya? Allah. İsmail Güldür'ü niye almadık ki biz oraya? Yedekte. Ha, fazla. Ah, hata yaptık orada ama neyse. Aynen Albayrak'ı alabiliriz oraya sanki. Eren Albayrak değiştirelim. John Welsh'in performans iyi değil. Şimdi Tuncay Şanlı'yı da Bana Uydum'u değiştirelim. İki değişiklikle ikinci eleye başlıyoruz. Haydi çocuklar. Üst katta uzun bir top Tuncay'a. Haydi Tuncay, alırsın onu. Haydi Tuncay, alırsın onu. Bir çalım. Hadi oğlum, iyi orta gol getirir. İyi orta gol getirir. Ortega vurur mu? Vurur mu? Vurdu. Kırılımları attım be. Oha. Boşuna heyecanlandırdı bizi ya. Hadi Serhat. Yapma Serhat. Yapma Serhat. Altıla altıla harcayma. Son durumda. İyi atlattık. Galatasaray oynuyor. Anlamadım ki. Biraz taktik değişikliği yapalım ya. Onu yapalım. Kapın oğlum o topu. Kapı topu, yapma. 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 Bravo Volkan. Bravo Volkan. Hadi hep Galatasaray'ın pozisyonunu gösteriyorum ya. Hadi. Uzaklaştım oğlum o topu. At Tuncay'a. At Tuncay'a. Yürü be oğlum. Yürü Tuncay. Yürü çalım. Yürü çalım.
Serhat içeride. Aa. Bencil oynadı, bencil. Bravo John. Dedim birazcık pres, birazcık pres ya. Hadi Tuncay. At Serhat'a. At Serhat'a be Tuncay. İkinci top kaybın ya. Hadi arkadaş birazcık pozisyona girin be. İyi bir pas Serhat. Hadi oğlum. Nereye döndün be? Ne oldu gene? Ha, biz taktik istemiştik evet. Şöyle yapalım, biraz çoğalmamız lazım. Yusuf'u da buraya alalım. Biraz riskleri göze alacağız ama ondan önce bir oyuncu değişikliği yapabilir miyiz? Ona bakıyoruz. Ali Güneş'in yerine Kemal Aslan'ı alabiliriz oyuna. Alamadık. Son oyuncu değişikliğimizi yaptık. Riskleri göze aldık. Hadi bakalım. Sonra bir atak. Gene onlar atak yapıyor. Hadi oğlum be. Aldık Rebrov. Hadi. İyi bir top ileriye. Hadi John kaçıyor. John Bash kaçıyor. Hadi Yusuf. Ortada. Atarsın ortada. Atarsın. Attı. Attı be. Attı be gol be. Dakika 90. Ariel Ortega. Ariel Ortega. 1-0 de bitti. Çok güzel be. 90. dakikada harika bir gol. İşte bu be, işte bu. Evet. Galatasaray galibiyetiyle bu dünkü videoyu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda başka galibiyetlerle dönmek üzere. Görüşmek üzere.